Bizlerimiz 18 kişi çıkışları verildi nedensizce. Bunun nedeni de Ankara'dan gelen heyetin kendi formenlerini katması. Buradaki formenler hepsi kendileri işçilerini getirmesine rağmen formenlerin çıkışını veriyorlar. İşçilerin haksız yere, yani çalışırsanız çalışın, çalışmazsanız çalışmayın denilmesi üzerine. Bir de formenlerimize kurunun yanında yaş dayanar gibisinden kelimeler kullanarak da işten çıkartıldılar. Burada hala yani başka şehirden, gurbetten gelenler var. Maaşlar yatırılmadı. Bizi zorla istifaya sürüklüyorlar. Yani ihbar paralarımız, ondan sonra tazminatlarımız verilmemesi için zorluyorlar bizi. Şu an bile hala bize yani çıkışa zorluyorlar. Hala çıkışı yapıyor. Yani çıkış yapacaksınız diyorlar. Yani bizim paramızı vermeden çıkış yapmak istiyorlar. Maaşlar, yani ihbar paralarımızla beraber, tazminatımızla beraber bizim çıkışımızı versinler. İstifaya zorlamasınlar. Bizim talebimiz bu kadar. Zaten gideceğiz. Geri çalışma gibi bir şeyimiz yok. Aileme bir ekmek götürmek için burada 6 aydan beri çalışıyorum. Ama buna rağmen mesela benim mesai konum, ondan sonra çalışma saatim hiç durmadan, mesela ben günde 13 saat hiçbir günde yatmadan çalışıyorum burada. Ona rağmen yani yine de hiçbir şey söylemeden çalıştım ta ki bugüne kadar. Bugün mesela ben 4 aydan beri geriye dönüklerimi alamıyorum. Normalde 7500 lira Temmuz ayından beri, bu asgari ücret açıklandığından beri 7500 lira net maaş almam lazım. Ama benim aldığım para 6760 lira. Zaten bugün gidin çarşıya, yani en basitini söyleyeyim ya, en ufaktan bir pantolon 300 lira. Benim çalıştığım para da, ben bir usta olarak aldığım para 250 lira para. Yani düşün, ben günde çalıştığım maaş yemeğiyle bir tane pantolon alamıyorsam ben ay başını nasıl getireyim? Onun dışında mesela benim yattığım yerde tahta kurusu, onun dışında yatamama gibi durumum, yani soğuktur. Çoğu zaman kaloriferi bile yakmıyorlar. Ben bu zorlu şartlara katlanıyorsam aileme evime bir ekmek götürmenin derdini. Da proje müdürüne ya da kısım şeflerine diyoruz ki işçiler, işçi arkadaşların ayaklarında ayakkabı yoktur. Biz diyoruz getireceğiz, getirmiyorlar. Temizlikçi arkadaşlar var, maskesiz çalışıyorlar. Toz duman içisin. Şimdi biz durumumuzu anlattıktan sonra hiç kimse bizi anlamıyor. Proje müdürüne diyoruz. Proje müdürü bazen bize diyor, muhatabımız değilsin. Biz ailemizi geçindirmek için buradayız. Biz doğunun ta en ucundan gelip buraya çalışmak için, ama bizi böyle zorbalıkla, bizi böyle zorlayarak dışarı etmek gerçekten yani adaletsizliktir. Yani hukuk dışıdır. Yani biz istiyoruz ki burada bir son bulsun, hakkımızı arayalım, gidelim. Şantiye de onlara kalsın. Bizim bugün yaptığımız grev ne için? Biz hakkımızı savunuyoruz. Yasal dışı bir şey yapmıyoruz. Bizi zorunlu mesaiye zorluyorlar. Bizim istediğimiz haklarımızı bize vermiyorlar. Biz sadece burada haklarımızı istiyoruz. Biz şu anda geçinemiyoruz. Yani bizim aldığımız maaşlar gerçekten çok düşük. Bize yetmiyor yani. Şimdi 6-7 haneli bir evde mesela bu aldığı ücret kimseye yetmiyor yani. Bu gerçekten az bir miktar. Ben 6 kişilik bir aileyim ve aldığım miktar, saat 9'a kadar çalışıyorum, 10 bin liralık bir maaş alıyorum. Ve bütün şartlar ortada, belli yani, yetmiyor. Sadece bizim haklarımızı versinler, biz çıkalım gidelim. Yaklaşık 2 gündür burada işçi arkadaşlarımızın işte ekip başları, formenleri, şefleri işten çıkartıldı. Aslında bu şey yani, bütün ekibi işten çıkartma. Şimdi 18 ekip başını çıkartıp, işte tazminatlarını ödeyip çıkartıp geri kalan işte 150-160 arkadaşı tazminatsız bir şekilde aslında istifaya zorlamadır bu. Buna karşı arkadaşlar 2 gündür bir direniş, bir eylemsellik halindeler. Biz de 2 sendika olarak işte dün gece yola çıktık, bugün buradayız. Firma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler olumlu geçti. İşte işçi arkadaşlarının örgütlü ve dik durmasıyla, biraz da sendikalarına inanıp güvenmesiyle işveren görüşme gerçekleştirdi. İşte bütün işçi arkadaşların hani çıkışları verilecek, ama beraberinde ihbar tazminatları, geçmişe dönük ve şeyleri, bütün ücret alacakları, bütün hakları ödenecek. Ya bugün İzmir Şehir Hastanesi aslında inşaat işlerinin
tek başına ayaklandıkları bir şantiye değil. Son 20 yıldır siyasal iktidarın palazladığı bu patronlara, bu çetelere, bu beşli çetelere, onlu çeteleri diyelim, palazlandırdığı firmalar bugün inşaat işçilerinin kanını emen, canını alan, yaşam haklarını elinden alan bir anlayışla karşımızdalar. Bugün bir örneğini de İzmir Şehir Hastanesi'nde görüyoruz. Bu şantiyede başlayan eylem sadece bugün başlamadı. Geri dönük, yani geçmiş yıllarda da buna benzer eylemler vardı. İş kazaları çok yoğundu. Hatta şu an işçi arkadaşlarımızın, yani koruyucu donanımlarına baktığınızda eksikliğin nereden yani aslında başladığını hep beraber görebiliriz. Gasp edilen haklar için buradayız. Direnişim bugün için ikinci günü. Patronlarla, patron yetkilileriyle bir görüşme yapıldı. İşçi temsilcileri ve sendika temsilcileri olarak. Olumlu ilerlemeler var. Şu an henüz haklar ödenmiş değil. Haklar ödendiğinde basına, kamuoyuna duyurumuzu sunacağız. Allah Allah.